Evet, kadın cinayetleri haberleri azalmıyor, her geçen gün artıyor. Şimdi bunu Ersan Şen'le, Profesör Doktor Ersan Şen'le konuşacağız. Çünkü bu şiddetin azalmasına dair bir yasa teklifi var. Sayın Ersan Şen telefon hattımızda. Efendim hoş geldiniz, günaydınlar. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Günaydın Esra Hanım, Kadir Bey. Teşekkürler. Hocam bir şiddetin azalmasına yönelik bir yasa teklifi var. Şimdi genel çerçevede nasıl değerlendirirsiniz bu teklifi? Sonra ayrıntıları üzerinde konuşalım. Şimdi bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şiddet meselesi esasında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına bakmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ne vaziyette olduğunu görmek de anlaşılabilir. Bizim şu an çekildiğimiz, henüz Danıştay'da davası devam eden İstanbul Sözleşmesi'nin ilham kaynağı olan ve birçok kesim tarafından bilinen Opus Türkiye kararı vardı. Bu 2009 yılında verilmiş bir karardır. 2002 yılında Nahide Opus adlı vatandaşımızın başvurusu sonrasında başlayan süreçte İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Türkiye Cumhuriyeti için şöyle bir tespitte bulunmuş. Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyet ve güç eşitsizliğine dayalı sistematik bir sorundan kaynaklandığını belirtiyor mahkeme. Sorunun temelinde ataerkil yapının özellikle hukuk sistemine ve emniyet güçlerine de sirayet ettiğine dair değerlendirmede bulunuyor. İkinci karardan söz ettikten sonra bu düzenlemeye de geçeceğim. Bir de 2016 yılında Halime Kılıç Türkiye kararı var. Onda da net bir şekilde başvuruya, yani bu şiddete konu olan olayın nedenini Türk yetkililerin aile içi şiddet olaylarının ciddiyetini ve bu şiddetin mağdurlarının çaresizliğini bilinçli olarak reddetmelerinden kaynaklandığına dair bir tespitte bulunuyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde esasında yapısal sorun bu konuda sadece kanunlardan kaynaklanmıyor. Bir zihniyet sorunumuz var. Uygulama da galiba yoksa, değil mi hocam? Aynen. Yoksa Anayasanın 10. maddesine baktığımızda, Anayasanın 10. maddesinin 2. fıkrasında 2 defa değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti artık ortada, insan hak ve hürriyetleri temelinde ele alınması gereken meselede bir kadın erkek eşitsizliği sorunu olduğunu zaten net bir şekilde kabul etmiş. Çünkü bu anayasa hükmünde pozitif ayrımcılığın önünü açan bir hükme yer vermiş. Kadınların hak ve hürriyetlerinin korunması için lehe bazı düzenlemeler, yasal düzenlemelerin yapılmasının eşitlik ilkesini ihlal etmeyeceğini kesti. Buradan hareketle şuraya varıyoruz. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti'nde anayasadan da bahsettiğim o hükümden hareketle kanunlarda, ama daha da önemlisi o kanunlarda gerekli adımların belki atılmaması veya atılıp da sizin de söylediğiniz gibi uygulamadan kaynaklanan sorunlarla maalesef henüz kadın erkek sorununun bertaraf edilip insan hak ve hürriyetleri temelinde tartışmanın yapılamayacağı bir eşitsizliğin Türkiye Cumhuriyeti topraklarında devam ettiğini görüyoruz. Ve evet, bu düzenleme ortaya koyulan bu düzenleme ki toplam 17 madde tekliften bahsediyorum. Bunun 3 maddesini bir kenarda tutarsak kadınlar sağlık çalışanları üzerinden bazı yasal düzenlemelere gidileceği anlaşılıyor ama bunun ardında hemen şunu da ifade etmek istiyorum yeri gelmişken. İstanbul Sözleşmesi'nden henüz Danıştay'da davası devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin çekilmesi önemli bir geri adım olarak gözüküyor. Kadınlar adına söylüyorum. Biliyorsunuz o sözleşmede cinsel yönelim, cinsel eğilim, toplumsal cinsiyet tartışmaları üzerinden çok önemli adını da İstanbul'dan alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başını çektiği bir sorun ki o sözleşmenin ilham kaynağı olan davanın sebebi de biziz. Opus Türkiye Cumhuriyeti davasıdır. O esasında sözleşmenin ahdedilmesine sebebiyet veren. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilginç bir şekilde ahde vefa ilkesinin elini tersiyle iterek o sözleşmeden çekildi. Şu anda sözleşmenin şu tartışması yapılıyor. Acaba bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla mı olabilirdi yoksa Cumhurbaşkanımızın çekilme kararı yeter miydi? Benim de görüşüm net. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yetkisi olmadığını düşünenlerden Türkiye Büyük Millet Meclisi ancak bu sözleşmeden geri çekilmeyi mümkün kılabilirdi. Bu tartışma şu anda Danıştay'da bir davayla devam ediyor. Hatırlarsınız, Danıştay Savcısı
şu anda bunun usul hatası oldu bu sözleşmeden çekilmenin. Bu yönde bir görüş verdi ama Danıştay'ın ne karar vereceğini bekliyoruz. Eğer isterseniz şu anda kanun teklifinin kadınlarla ilgili olan... Hocam bu arada Fevzi Çakır da bizimle birlikte. Evet. Onu da söyleyelim. Fevzi, bir önce Ersan Hocama bir soru sormak istiyorum da bu uygulama meselesiyle ilgili, hani uygulamada sorunlar var dedik. Geçen Ankara Milletvekili Selva Açan bu yasa teklifiyle ilgili açıklama yaparken şöyle bir ifadesi var. Biz siyasetçiler olarak her türlü kararlı adamları tavizsiz bir şekilde atarken bu gelecek yasaların, yasal düzenlemeler ile yüce yargı mensuplarımızla kanun maddelerine göre uygulamalarında caydırıcı ve tavizsiz hükümler vermelerini bekliyoruz dedi. Biraz önceki şimdi, haberimizde 23 yerinden karısını bıçaklayan bir adam savcı tahliyesini istiyor, hakim de serbest bırakıyor. Sağ olsun, sağ olsun siyasilerimizi her şeyi herkesin yerine karar verirler. En doğrusunu onlar yaparlar. Bir defa iki ciddi hataya işaret etmek isterim bence. Siz hakim ve Cumhuriyet Savcısı'ndan biraz önce Efra'nın bahsetti. İşte ben Cumhurbaşkanı'nın eleştirdiğini ve bu kişiler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hakimler ve savcılar kanunun 77. maddesini tatbik edildiğini gördük. Bunun toplumda oluşturduğu algıya bir bakar mısınız? Yani kuvvetler ayrılığı diyorsunuz, yargı bağımsızdır diyorsunuz, efendim işte yürütme müdahale edemez diyorsunuz. Ve şu anda toplumda çıkan sonuç şu, Sayın Cumhurbaşkanı konuştu, eleştirdi ve hakimler hakim ve savcı hakkında başlatan inceleme soruşturma kapsamında hemen birisi mutlu, diğeri bitmiş zannediyorum. Geçici görevlendirildi. Bunlar doğru işler değil. Yani eğer hakim ve savcının hata yaptığı düşünülüyorsa, ki sloganik yaklaşmamak lazım, hiçbirimiz dosyanın içeriğini bilemiyoruz. Ben bu tercihe ve bu anlayışa kesinlikle katılmıyorum. Çünkü hakimler ve savcılar kimsenin memuru değildir. Kimsenin emri altında değildir. Hata yapabilirler. Evet, uygulamadan kaynaklanan hatalar olabilir. Bir başka husus size söyleyeyim, yeri gelmişken. Siyasilerimiz dedim ya, her şeyi çok doğru yaptıkları için sağ olsun hiçbir sorun yok ortada. Bütün bu sorunlar hakimlerin, savcıların tavizli uygulamalarından kaynaklanıyor gibi. Bakar mısınız, şöyle bir hüküm koyulmaya çalışılıyor şu anda teklife. Teklifden kanunlaştırılmaya çalışıyor. Bunun adına kravat indirimi dedik, takım elbise indirimi dedik. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti topraklarında acaba bir kravat taktığı için, takım elbise giydiği için sana takdiri indirim sebebinin uygulanması cezasının azaltılması kayda geçmiş karar böyle mı? Bir gerekçeli yani karar yok mu hiç efendim? Yani, kayda geçmiş şöyle böyle. Hata her yerde var. Kanun ya da yasada böyle bir hüküm var yani mı? Şöyle söyleyeyim size. Siz de biz hata yapıyoruz. Şöyle bir hüküm koyulabilir mi? Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik çektiği tutum ve davranışları takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmaz. Böyle bir hüküm bence gayri ciddi. Kanun koyucu tarafından kanunlaştırılamaz, kanunlaştırılmamalı. Şunu söylerseniz kabul ederim. Hakim hatası diyebilirsiniz, Cumhuriyet Savcısı'nın hatası diyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti unutmayın, çok dramatik zamanlardan geçti ve çok ciddi sayıda hakim ve savcısını kaybetti. Uygulamada hatalar var mı? Var. Ama biz şöyle ön yargılarla hareket ediyoruz. Özellikle sosyal medyadan sonra, bu kitle iletişim araçlarından sonra bu yaygınlaştı. Sadece sonucu duyuyoruz. Başlık cümleleri alıyoruz, dosya içeriğini bilmiyoruz, delilleri bilmiyoruz ve tamamen kişisel bazı kendi sübjektif değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Tekrar söylüyorum, hakimler ve savcılar, özellikle hakimler ne İsa'ya ne Musa'ya yaraman diyorlar. Yani bu esasında kimseyi memnun edemezler. Ama şu dediğiniz doğru, altı çizilmeli, ben bunu her zaman söylüyorum. Anayasa, hukukun evrensel ilke esasları, kanunlar, kitap neyi emrediyor, neyi gösteriyorsa... Bizim işimiz maddi hakikate, yani gerçeğe ve adalete ulaşmaktır. Bu konuda tavizsiz gidebilirsek zannediyorum çok doğru bir yol izlemiş olurum. Ama şunu da ifade edeyim size, biraz önce bahsettiğiniz siyasetçinin ortaya koyduğu açıklama şöyle belki olumlu karşılanabilir. Efendim biz en iyi kanunları çıkarıyoruz ama uygulamada bunların da iyi uygulanmasını istiyoruz. Doğru, dünyanın en iyi kanununu da getirseniz kötü uygulayıcının elinde en berbat kanunla dönüşür. Kötü bir kanunu iyi uygulayıcının elinde doğru düz uygulayabilme imkanına sahip olabilir. Zaten yani hocam... Uygulamada sorun olduğu hocam elimizde zaten bir... Eski tepki kötü. Yani bir uygulama hatasından başlıyorsunuz. Bir hadise oluyor. Hocam her yıl, hemen bir kanun her yıl onlarca kanun değişikliği yapıyoruz. Mevzuat değişikliği yapıyoruz. Sistemi de bozuyorsunuz.
Tabii o anda kimse onu fark etmiyor. Bunun sıkıntıları daha sonra ortaya çıkıyor. Ondan sonra bir kanun daha değiştiriyorsunuz. Yok kanun, yap kanuna dönüyorsunuz. Bu da ne kadar doğru, bunu da değerlendirmek gerekir. Hocam aslında elimizde 6.284 sayılı bir kanun var. Var. Yani kamu bu sözleşmesinden niye çekildik? Onu bir sorgulamak lazım. O kanun dayanağı olan. Ya bu yani kanun olan hakkıyla uygulansa, uygulamada sorunlar olmasa biz bu yani, verdiğimiz haberleri vermek zorunda kalmayacağız galiba. Yok zaten. Şöyle söyleyeyim. 6.284 sayılı kanun bir tedbir kanundur. Bu kanun şu anda kadınlarla ilgili bir iki sorunu var ama çıkarılacak düzenleme, gerekli düzenleme. Yani bu konuda erkeklerden ve kamuoyunun bir kısmından da ciddi eleştiriler duyuyoruz. Ama benim burada iki itiraf ettiğim hüküm var. Birincisi takdir indirim nedenlerinin tatbikinde birkaç değişiklikten ziyade biraz önce söylediğim hükmün kesinlikle kanun metnine alınmaması lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde kravat indirimi veya takım elbise indirimi adı altında böyle birine mahsus. Hocam açabilir miyim orada sizi, bir iki önemli hocamın görüşü var, onu ifade edeyim isterseniz. Yani onun keyfi belki uygulandığı söylenebilir, gereksizlik ortaya koyulabilir. Birincisi bu, ikincisi de kadına karşı ismini de adına almak istemiyorum, cinayet, öldürme dediğimiz ihlalde özellikle olası yani muhtemel kastla bazı sorunların yaşanacağı görülüyor. Bu teknik bir tartışma. Zannediyorum kanun koyucu komisyon toplantılarında bunun farkına varır. Yoksa kadının bir defa pozitif ayrımcılık adına artan şiddete karşı zihniyet sorunu, eğitim öğrenim sorununu, ataerkil yapıdan kaynaklanan sorunları ve bakış açısını bir kenara koyuyorum. Evet, bu yasal düzenlemenin olması gerektiğini ben de inanıyorum, düşünüyorum. Çünkü başka türlü başa çıkamıyorsunuz ama tekrar söylüyorum, ceza hukuku yardımcı kaynaktır. Yani cezaları arttırmak suretiyle tek başına çözüm bulabileceğini zannedenler varsa yanılıyorlar. Yani şu bakış açısını siyasilerden de biz görmek istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde millet meclisinin sayısı 600 iken, Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun yarısı kadınken en az 300'ünün veyahut da 200'ünün, 250'sinin neden kadın olmadığını, belediye başkanlarının sayısının yarısının neden kadın olmadığını, bu konuda yasal adımların neden atılmadığını, siyasilerimizin, pek kıymetli yöneticilerimizin neden anayasanın 10. maddesinde ikinci fıkrası söylenen o emredici hükmün gereklerini kendileri bakımından yerine getirmediklerini de bir sorgulamamız gerekir. Yani bizim tartışmalarımız sadece kanunların hakimler veya savcılar tarafından yanlış uygulanmasından kaynaklanmıyor ki. Bir zihniyet sorunumuz var. Yoksa süslü püslü sözlerle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü diyerek çıkıp konuşursunuz. İcraatınız ne? Bakış açınız ne? Zihniyetiniz ne? Yani, siz baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş tarihine baktığınızda Cumhuriyet'ten bahsediyorum. Kadınların çok ciddi elde ettiklerinin olduğunu görüyoruz. Şimdi burada oturup Mustafa Kemal Atatürk'ten birkaç yine söz etmek istemiyorum. İnsanların bir kısmı nedense böyle bir tuhaf itirazda bulunuyorlar. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet dönemi itibariyle esas devrimin kadınlarda yaşandığı bir gerçektir. Siz bunu ne kadar samimi, ciddi bir şekilde 2022 yılı Türkiye'sinde, Türkiye Cumhuriyeti'nde devam ettirebiliyorsunuz. Buraya bakacaksınız. Hocam. Kanunları çıkarırsınız. Uygulanmaz. Oradaki hatalarda bir takım eğitim öğrenim programları tatbik edersiniz. Çünkü bugün 15 Temmuz sürecinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 4500 civarında hakim savcısını kaybetti. Yani hemen sorumluluğu uygulamacıyı yüklemekten ziyade sırf kanunu düzenlemekle de bu işin çözülemeyeceğini iyi bilmek gerekir. Önemli olan önleyiciliktir. Suçların işlenmemesi. Hocam, önleyicilik adına ne yapıyorsunuz? Hocam yani, bu teklifin herhalde tartışmaların düğümlendiği nokta İHAL indirimi konusundaki öngörüler, öneriler olacak gibi değerlendiriyorum. Sizin de konuşmalarınızdan onu çıkardım. Kısaca da iki hocamın, değerli hocamın görüşünü hatırlatmak isterim. Onun üzerinden sizin bu İHAL konusunda kısa bir değerlendirmenizi, oradan da bir başka önemli husus aslında ısrarlı takip konusunu sormak istiyorum. Evet. Talat Can Polat Hoca, bu İHAL uygulaması konusunda siz de az önce ifade ettiniz. Kravat indirimi konusunda. Kanunda kravat veya takım elbise indirimi diye bir şey yoktur. Türk Ceza Kanunu 62. maddesindeki ihal indirimi cezanın şahsileştirilmesi için gerekli veya zorunludur. Hukukun ve bilimin gereğidir bu. Hakimler yanlış uyguluyorsa şayet çözüm kanunu değiştirmek değil, hakimleri eğitmek ve liyakata dikkat etmektir dedi. İzzet Özgenç Hoca'dan da önemli bir açıklama geldi bu konuda.
salt uygulama sorunlarını düzeltmek aciziyeti karşısında kanun metinlerine müdahale kendini avutmaktan başka bir şey sonuç doğurmaz ifadelerini kullandı. Siz de aslında ifade etmeye çalıştınız. Bu kanun temelinde hukuk açısından, aslında evrensel hukuk açısından tartışma bunların düğümleneceği nokta herhalde İHAL uygulaması noktasında öngörülen, önerilen düzenlemeler. Buna dair ne söylersiniz? Evet, hocamın cevabını alalım. Hocam sevdi. Sorayım, ondan zamanımız sonra da daralıyor. Evet, hocam. İkinci sorumu da sorayım. Evet, o yüzden zamandan kazanmak adına hocam. Evet. Bu ısrarlı takip konusunu da sorayım hocam. Sonra onunla da bitirelim isterseniz. Israrlı takip de ilk kez bu teklifle TCK'da müstakil bir suç olarak düzenleniyor ve 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Aslında TCK'da benzer suçlar söz konusuydu. Özellikle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu gibi. Bu suçlar varken ayrıca bir ısrarlı takip suçuna ihtiyaç var mıydı? Bunun pratik hangi sonuçları doğurmasını bekliyoruz? Bu gerçekten gerekli bir düzenleme mi? Birincisi sevgili Feyzi, şunu söylemek isterim. Ancak failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik çektiği tutum ve davranışları takdir edilir neden olarak dikkate alınmaz şeklinde bir cümlenin kanuna eklenmesini ben gerçekten çok tuhaf ve hatalı buluyorum. Yani siz tecrübesi olan, bu konuda eğitimi, öğrenimi öyle ya da böyle eksik de olsa tamamlamış bir hakim, önüne gelen kişilerin şekli, tutum ve davranışına bağlı. Yani 62. maddede gösterilen gerekçelerin dışında. Abi çok iyi bakıyor, çok da güzel giymiş diyerek indirim yapacağını zannetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti'nde istinaf mahkemeleri var, Yargıtay var. Bugüne kadar takdir indirim nedenleriyle ilgili, biliyorsunuz biz bir kanun değiştirdik. 2005 yılının 1 Haziran'da yürürlüğe girdi. Eski uygulamada da bu takdir indirim nedenleri var. Bu biraz önce Sayın Hocalan da belirttiği gibi tipik bir bireyselleştirme. Yani somut olaya ve kişiye uygun hale getirmedir. Türk Ceza Kanunu'nun 61 ve 62. maddelerinde bu hükümler vardır. Tartışmasız bu ibareye diğer birkaç husus var. 62. maddede, yani somutlaştırılması gerekir, gerekçelerin yazılması gerekir. Haydi onu anlayabiliyorum ama böyle bir hüküm Türk Ceza Kanunu'na yakışmaz. Yani bu ibarenin orada yer bulması hakikaten artık kanun koyucunun uygulamacı olarak kabul ettiğimiz yargı mensuplarının gözüne demesi gerekir ki kardeşim ben senin yerine geçip karar veriyorum. Böyle bir şey yok. Bu olmaz. Bunu buradan da bir şey. Sadece siyaset. Hocam çok kısa bir şekilde. Böyle bir beklenti vardı. Ben de buna karşılık veriyorum. İkincisi ise ısrarlı takip. Evet, suçta ve cezada kanun prensibi gereğince olması gereken bir hükümdü. Yeterli değildi. Huzur ve sükunu bozma. Karşılanmıyordu. Özellikle 62-84 sayılı kanun, tedbir kanundur. Devamı niteliğinde olan ve desteklenmesi gereken cezai bir düzenlemenin 123. maddenin altında yapılacak olması en azından tehlike suçları. Biliyorsunuz zarar suçlarının önüne geçmek için, daha büyüğünün önüne geçmek için bu tür düzenlemeler yapılır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin buna ihtiyacı vardı. Kanunik ilkesi açısından boşlukları kapatmak olarak da değerlendirebileceğimiz bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi gerektiğini biz de düşünüyorduk. Bu konuda da yazı da yazdım. İsabetli olduğunu, olacağını düşünüyorum. Fakat takibinin nitelikli ayarında şikayete bağlı tutulmaması gerekir. Yani bu durumda şikayet etmekten korkabilir insanlar. En azından basit halini değilse bile nitelikli halini şikayete bağlı tutmadan soruşturulması ve koşturulması doğrudan takibe bırakılabilir diye düşünüyorum. Uzlaştırma kapsamının dışında olması isabetli çünkü korktuğu, tehdit aldığı insana karşı onu oturtmak, etmek, bir uzlaşma sürecini yönetmek isabetli olmaz diye düşünüyorum. Evet. O konuda kanun koyucunun en azından teklif olarak ortaya koyduğum metnin doğru olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkürler efendim. Hocam. Sağ olun. Teşekkürler. Ersan Şen'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler. Fevzi sana da çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere yarın tekrar. Gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Yarın iyi haberlerle, güzel haberlerle, umut veren haberlerle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.